bilgide öncüyüz, ahlakta öncüyüz biz. Antalya, Anadolu, İmam Hatip genciyiz biz. Bilgide öncüyüz, ahlakta öncüyüz biz. Antalya, Anadolu, İmam Hatip genciyiz biz. Merhaba sevgili öğrencilerim. Ülkece zor günler geçirdiğimiz bir süreçteyiz. Bu dönemde birlik ve beraberliğimiz gerçekten çok kıymetli. Bakanlığımız ve tüm öğretmenler bu süreçte öğrencilerimizin eğitimden kopmaması için birçok çalışmayla rehberlik etmeye çalışıyor. Ben eminim ki sizler de evlerinizde, velileriniz, öğrencilerimiz bu kriz durumunu fırsata çevirebilmek için bir gayret içerisindesiniz. Ben de bu dönemde size yardımcı olabileceğini düşündüğüm, sizi rahatlatacağını düşündüğüm birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Bu konuları genel başlık altında stresle baş etme yolları olarak isimlendirebiliriz. Yani kendinizi daha iyi hissedebilmemiz konusunda gerçekten de bizim bilinçli olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bu süreçte yaşadığımız üzüntü, stres, öfke, korku gibi duygular son derece normal, doğal duygular. Belirli bir oranda stres kaygı çok normal. Yani işte stres kaygı virüsün size geçip geçmeyeceğiyle ilgili ya da yakınlarınızın zarar görüp görmeyeceğiyle ilgili bir kaygı ya da korkunuzun olması. Üzüntü şu an işte evde duruyor, dışarıya çıkamıyor olduğunuz, arkadaşlarınızı göremiyor olduğunuz için bir üzüntü içerisinde olmanız. Ve bunlardan sebep daha isteksiz, kendinizi daha yalnız hissetme gibi daha depresif belirtilerin görülmesi gerçekten çok normal. Şu an milyonlarca kişi bu duyguları yaşıyor. Yani yalnız değiliz. Ve bu süreçte bu duyguları hissetmemiz normal ki biz biraz kaygı ve stres altında kendimizi hissedeceğiz ki tedbirler konusunda daha itinalı davranalım, gerekli önlemleri alalım. Çünkü kaygı ve stresle kişi kendi yaşamını devam ettirebilmek için güdülenir ve harekete geçer. O yüzden bunlar normal. Bu süreçte bizim ailemizle iletişim konusunda aile içi iletişimimizi güçlendirmemiz, duygu ve düşüncelerimizi paylaşarak birbirimize bu sürecin doğal ve geçici olduğuyla ilgili sık sık hatırlatmada bulunmamız, bizim bu süreçte kendimizi daha rahat ve huzurlu hissetmemizi sağlayacak ve daha sağlıklı zamanlar yaşamamıza neden olacaktır. O yüzden güvendiğiniz insanlarla, yani işte akrabalarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir, anne babalarınız olabilir, onlarla sık sık duygularınız ve düşüncelerinizle ilgili konuşun. Bu sizi rahatlatacaktır. Ailenizle birlikte vakit geçirmek çok önemli. Sohbet etmek çok önemli. Birbirimize sorumluluklarımız konusunda yardımcı olmak çok önemli. Şimdi evdeyiz ve evde çeşitli haklarımız var tabii ki ama çeşitli sorumluluklarımız da var. Bu sorumlulukları birbirimize hatırlatmamız ve bu sorumluluklar konusunda yardımcı olmamız çok önemli. Yani ev işleri konusunda ne kadar aktif olursak zihinsel olarak da fiziksel olarak da o kadar dinç oluruz. O yüzden ev işlerine yardım etmek, bu süreçte evin içinde aktif rol almak, psikolojik sağlığımız için de çok önemli. Bu süreci yaşarken stres yönetim tekniklerinden biliyorsunuz. Nefes egzersizleri sağlıklı bir hayat için çok önemlidir. İşte diyaframdan nefes almak, 3-5-8 tekniği deriz. İşte ya da 3 defa derin alıp daha sonra uzun uzun vermek. Nefes egzersizlerini siz de ara ara zamanınızda yapmaya çalışın. Yani bu buradaki asıl amaç nefesi aldığınızdan daha uzun sürede vermektir. Nefesi aldınız. Karnınızın şişmesine göğsünüz kalkmayacak, karnınız şişecek ve nefesi içinizde tutacaksınız ve daha sonra daha uzun bir sürede ağzınızdan şeklinde dudaklarınızı büzerek vereceksiniz uzun sürede. Nefesi ne kadar uzun sürede verirseniz vücudunuz da o kadar sakinleşir, nabzınız düşer ve stresinizi, heyecanınızı kontrol altına almış olursunuz. O yüzden nefes egzersizlerini mutlaka gün içerisinde aklınıza geldiğinde deneyin, yapın. Aklınıza kötü düşünceler geldiğinde, kendinizi üzgün hissettiğinizde burnunuzdan nefesi alın
ve aldığınızdan daha uzun sürede ağzınızdan yavaşça verin. Bunu sık sık yapın. Diyaframdan nefes alma tekniklerini yapın ki bu bir alışkanlık haline gelsin ve bunu artık normalde de bu şekilde alıyor olun. Nefes egzersizi çok önemli. Normal hayatta da bu süreçte de gerçekten çok önemli. Çok da üstüne düştüğümüzde aslında sonuç alabileceğimiz bir teknik. Şimdi bu süreçte arkadaşlar medyada, özellikle işte sosyal medyada ve diğer mecralarda bir sürü haber var. Bu bilgiler konusunda da doğru olmayan birçok bilgi de var. O yüzden özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmelere, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan bilgilendirmelere itimat edelim. Çünkü yanlış bilgiler insanları strese sokabiliyor, streslerini artırabiliyor ve yapmamamız gereken şeyleri yapıyor olabiliriz. Biliyorsunuz her şeyin fazlası zarar. Yani bu süreçte temiz olalım derken temizliği abarttığımızda da farklı zararlar görebiliriz. Balın da fazlası zehirdir, her şeyin fazlası zehirdir ve güvenilir bilgi, doğru bilgi çok önemlidir. Bu bir pandemi, yani dünyada şu an bir alarm çalıyor ve insanlar zarar görüyorlar. O yüzden bizim bu süreçte her şeyi bilmemiz mümkün değil. Yani siz de biz de her şeyi bilemeyiz. Sadece ihtiyacımız olan bilgi kendimizi korumaya yetiyorsa bu yeterlidir. O yüzden her şeyi bilmeye çalışmamalıyız. Sürekli işte televizyondan, internetten bu konuyla ilgili bilgiler edinmeye çalışmak, sürekli felaket senaryolarını izlemek gerçekten de işimizi çok zorlaştıracak. Olumsuz duygular yaşamamıza sebep olacak. O yüzden gündemle ilgili konuları günün belli saatlerinde, belli yerlerden öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Lütfen buna dikkat edin. Akşamları belirli bir miktar haber izleyebilirsiniz. Gün içerisinde internetten bir kısım bilgi edinip sonra kapatabilirsiniz. Gün boyu bu bilgileri takip etmek çok sağlıklı bir durum değil. O yüzden belirli saatlerde bilgi edinip daha sonra sonlandırmamızda fayda var. Arkadaşlar biliyorsunuz yani biz daha önce de üzüldük, siz de üzüldünüz, stres yaşadık, kaygı, korku yaşadık illaki. Yani biz insan olarak bu duygularla baş edebilecek düzeydeyiz, baş edebilecek iradeye sahibiz ve bizim bu becerilerimiz var, sizlerin de var. O yüzden özellikle bu süreçte bu becerilerimizi kullanırsak, duygu ve düşüncelerimizi kontrol edebileceğimizi bilirsek ve buna inanırsak gerçekten de kendimizi kötü hissettiğimizde evet ben kendimi neden böyle hissediyorum? Bunun sebebi ne? Bunun altındaki düşünceye inebilirsek. İşte düşüncemizi değiştirdiğimizde duygumuzu da değiştirdiğimizi bilirsek çok daha rahat ve tecrübe yaşamış olarak bu zaman dilimini de geçirmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi tabii şu zamanda da bütün bağımlılıklar olduğu gibi bağımlılıklardan uzak durmalıyız. Zararlı maddelerden uzak durmalıyız. Özellikle bu süreçte eğer eğitim, teknolojiyi eğitim için kullanıyorsak evet kullanalım ama onun dışında teknoloji ile geçirdiğimiz süreyi lütfen kısıtlayalım ve kontrollü olsun. Çünkü evet evdeyim ama evet hala yapmam gereken şeyler var ve teknolojiye ayırdığım zaman da kısıtlı ve belirli ölçüler dahilinde olmalı. O yüzden eğitim için kullandığımız takdirde teknolojiyi kullanıp daha sonraki zamanlarda kontrol altında tutalım arkadaşlar. Bunun dışında şöyle de bir durum var. Tabii COVID-19 sonsuza kadar bir sorun olarak kalmayacak. Yani bu durum geçecek. Her şey eski rutinine dönecek. Mutlaka hayat bir gün normale dönecek. O yüzden iyimser ve umutlu olmamız gerekiyor. Tekrar söylediğim gibi bu durumun geçici olduğunu kendimize ve çevremize sık sık hatırlatmamız gerekiyor. Ve günlük rutinlerimizi gerçekleştirmek konusunda gerçekten kararlı olmalıyız. Evimizde de bir rutin olması gerekiyor. Rutin ne demek? Evimizde yapacağımız belli işlerin, bir planın olması, belli saatlerde aynı şeyleri yapıyor olmamız, rutinin olması demek. Yani evet ben evdeyim, okul yok, her şey istediğim gibi davranabilirim, değil. Bizim de kendi aile hayatımız içerisinde, kişisel hedeflerimiz içerisinde bir rutinimizin olması gerekiyor. Bu rutinlerle hedeflerimize daha iyi bir şekilde yol alabiliriz ve başarımız için daha da iyi bir birikim yapmış olabiliriz. O yüzden günlük hayatta evde rutinimizin olması, yani belirli saatlerde uyuyup belirli bir saatte kalkmak bir rutindir. Uykuyu düzenli almak bir rutindir, bunu ertelememek.
Kalktığımızda yapacağımız işin aklımızda olması ve yapılması, arkasından yapacağımız işi planlamış olmamız bir rutindir. Etkinlik saati, film saati, kitap okuma saati gibi evdeki, ev işlerine yardım etmek gibi rutinimizin olması, çalışmalarımız konusunda kararlı olmamız çok önemli. Ev işleri konusunda, evdeki günlük rutinimiz konusunda kararlı olmamız çok önemli. Ve arkadaşlar lütfen çok dikkatli olalım. Yani özellikle en önemli şey sağlık ve bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmek için işte uzmanların bahsettiği işte 14 tedbir diyoruz. Bu tedbirlere riayet edelim. Özellikle temizlik ve izolasyon, sosyal temasın az olması noktasında kendimiz ve insanlık için, kendimiz ve ailemiz için, kendimiz ve dünya için lütfen büyük bir gayret sarf edelim ve bunu ciddiye alalım. Mutlaka uyalım. Ve biz bu şekilde zaten diğer insanlara da, gerek sağlık çalışanlarına, gerek akrabalarımıza, gerek herkese yardımcı olmuş oluruz. Bu konuda diğer insanları bilinçlendirmek konusunda yardımcı olmak çok önemli. Buna dikkat ederek bir model olmak çok önemli. O yüzden evet, biz stresimizi kontrol ederken duygu ve düşüncelerimizi yönetebiliyor, evde gerekli fiziksel olarak aktif olabiliyor ve stresimizi yönetebiliyorsak hem kendimize hem de çevremizdekilere aslında büyük bir fayda sağlamış oluruz. Şimdi bir de stresle baş etme yolları konusunda özellikle bunlara dikkat etmemiz güzel olacak. Bir de şeyden bahsedeyim. Şu an EBA'da, bakanlığımızın da EBA'da büyük işte bir ders anlatımı söz konusu ve çok da güzel ve çok da önemli. Sizlerden şimdi günlük yaşantımızla ilgili birkaç noktaya değineceğim. Günlük yaşantımız içerisinde EBA TV'deki dersleri mutlaka izleyin arkadaşlar. İzleyin ve tekrar edin. EBA TV'deki dersleri izleyin. Canlı ders bağlantılarına katılın. Bu neden önemli? Dersi anlamaktan ziyade bu biz yalnız değiliz. Ve şu an hep beraber işte okulumuz olarak, öğretmenlerimiz olarak, ailemiz, ilimiz olarak biz bir süreç içerisindeyiz. Ve buna başkalarının da katkısı var ve biz işbirliği yapıyoruz. Yani yalnız değilim duygusunu yaşamak için dahi bu çok önemli. O yüzden EBA TV'deki dersleri izleyin. İşte canlı ders bağlantısı yapıldığında bunlara katılın. Bu sizin daha güdülenmiş olmanız konusunda size motivasyonunuza güç katacaktır. Ve tekrar edin. EBA TV'deki dersleri tekrar edin arkadaşlar. Biliyorsunuz ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar bir konuyu çok iyi biliyorsanız bilin, eğer tekrar etmiyorsak unuturuz. Belirli aralıklarla tekrar öğrenmeyi kalıcı hale getirir. O yüzden EBA TV'yi ben izledim sabah, aradan bir saat geçti, mutlaka tekrar edin. Ne anlatılmıştı, tanım neydi, hangi soru çözüldü üzerine. Günlük planınızı yaparken mesela bu dersleri baz alabilirsiniz, bu dersleri hesaba katabilirsiniz. Nasıl olabilir? İşte normal sabah kalktınız, programdaki dersinizi izlediniz, arkasından biraz ara verdiniz. O sırada işte biraz ev işlerine yardım ettiniz ya da fiziksel aktivite yaptınız ya da bir şeyler atıştırdınız. Arkasından tekrar edin. O gün hoca ne anlatmıştı, hangi soruları çözmüştü, bunları çözün ve o konuyla ilgili test çözün. Biliyorsunuz bizim sınav sistemimiz teste dayalı bir sınav sistemi ve ne kadar çok test çözersek o kadar başarılı oluruz ve o kadar iyi hazırlanmış oluruz. Bu süreçte bir de arkadaşlar birinci dönem konularını tekrar etmeniz de çok önemli. Şu an birinci dönem konularını işte sabah EBA TV izledim, tekrar ettim. Öğleden sonra birinci dönem konularını tekrar edebilirsiniz ve bunlarla ilgili soru çözebilirsiniz. Her güne iki ders belirleyebilirsiniz mesela. Her gün belirlediğiniz iki dersle ilgili birinci dönem konularını tekrar edersiniz. 9. sınıf öğrencilerimiz direkt birinci dönem konularını tekrar etmek şeklinde bunu alabilir. 10-11. sınıf öğrencilerimiz TYT tekrar diye alabilir. Yani TYT konu anlatım kitaplarından, konu anlatım test çözüm kitaplarından konuyu tekrar eder. Onunla ilgili test çözer. Bu şekilde
şu an içimizde bulunduğumuz zamanı çok iyi bir şekilde, akademik olarak çok iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Bir gün öncesinden, bir de bu dönemde yani böyle çok soyut olmamamız gerekiyor. Çünkü hep aynı ortamdayız, ev ortamı. Hep aynı insanlarla görüşüyoruz. İşte ailemizin fertleri, fiziksel olarak görüşüyoruz. O yüzden somut olmamızda fayda var. Yani somut olmaktan şunu kastediyorum. Yazın mesela. Hani bir gün önceden, gün biterken, ertesi gün planladıklarınızı, yapacaklarınızı bir kağıda yazın arkadaşlar. Yazın ve ertesi gün yaptıkça karşısına tik atın. Gün bittiğinde tekrar o günü değerlendirin. Eksik kalanları bir ertesi güne planlayın ve ertesi gün yine yapacaklarınızı oraya ekleyin ve yine tik atın. Yani bu şekilde somutlaştırdığınızda çok daha iyi ve etkili ilerlediğinizi göreceksiniz. O yüzden yazarak somutlaştırmak bu dönemde çok önemli. Biliyorsunuz hiçbir başarı çalışmadan olmuyor. Başarılı olan insanlar zamanını iyi değerlendiren insanlar. O yüzden bu zamanı iyi değerlendirmek çok faydalı olacak. Çalışmalarınıza ara verdiğinizde fiziksel hareketler yapın. Kültür fizik hareketleri gibi, yani işte kollarınızı gerginleştirin, rahatlatın, ayaklarınızı. Yani normal kültür fizik hareketleri, yerinde koşma ya da ev içerisinde yürüme gibi. Bu fiziksel aktivite gerçekten de zihinsel olarak, daha zihinsel faaliyetlerimizin daha iyi işlemesi için çok iyidir. Hem de fiziksel sağlığımız için de çok iyidir. Oksijen üretimi için çok iyidir. Lütfen çalışmalarınızın arasında fiziksel aktivite yapın. Masadan kalktığınızda, koltuktan kalktığınızda bu sağlığımız için çok önemli. Dinç kalmamız için çok önemli. Dersler bu şekilde. Kitap okumak için arkadaşlar. Evet. Bir de kitap okumak için mutlaka zaman ayırın. Her gün düzenli olarak okuduğumuzda gerçekten, yani bu, evet, okuduğum çok kitap okursam iyi anlarım. Daha ziyade zaten doğru ve etkili bir kitap seçtiğinizde zamanınızın da keyifli geçtiğini fark edersiniz. Ve kitap okuyarak insanları, kendinizi, dünyayı daha iyi tanır, ufkunuzu açarsınız. Bu çok önemli. Düzenli olarak kitap okumak size çok şey katacaktır. Şimdi bunların dışında bir de şöyle de bir şey var tabii. Merkezi sınavlar var. 12. sınıf öğrencilerimiz var. Merkezi sınavlarla ilgili yapılan değişiklikler tarihe ertelendi. Bununla ilgili zaten yapılan değişiklikler konusunda WhatsApp'tan öğretmenlerimiz hemen bilgilendirme yapıyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyi kaçırma durumunun söz konusu değil. O konuda hiçbir strese, sıkıntıya gerek yok. Bununla ilgili bilgilendirmeler yapılır. Bir de Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı bir açıklamaya göre şöyle oldu. 9, 10, 11. sınıfların tamamı 12. sınıflarında sadece birinci dönem konusundan üniversite sınavında öğrencilerimiz sorumlu. Bu yılki 12. sınıf öğrencilerimiz 9, 10, 11'in tamamı müfredattaki programın 12. sınıfında birinci döneminden sorumlu. Bu konuda ÖSYM de ilerleyen günlerde bir açıklama yapacaktır. Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklama doğrultusunda bu yönde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz eminim. Ne yapıyorsunuz? Mutlaka sık sık tekrarlar yapıyorsunuz. Konu tekrarları ve bununla ilgili test çözüm yapıyorsunuz. Şu an konu anlatımını bitirmemiş arkadaşlar biraz hızlanabilir. Konu anlatımını bir kere bitirmiş olan arkadaşlar mutlaka geriye dönük hızlı konu tekrarları ve test çözüm yapıp çalışmalarına bu şekilde devam ediyorlardır. Milli Eğitim Bakanlığımız dediğim gibi açıklama yaptı. ÖSYM de ilerleyen günlerde yapar ve Talim Terbiye Kurulu'nun aslında müfredat programı olarak açıkladığı internetteki sitedeki konular, bizim şu an kapsayan konular. Onun dışında mesela bizim ders kitaplarımızdaki birinci dönem konuları ve bununla ilgili öğretmenlerimizin yaptığı açıklamalar bizi çalışırken yönlendirir. 12. sınıf öğrencilerimiz de bu konuda çalışmalarını böyle evet anladığını hissedip test çözümüne geçip kendini evet ben çalışıyorum hissini yaşadığı anda zaten doğru yoldadır, ilerliyordur. Bu sınavda hani sonuç ne olur? Biz bunu çok sorgulayamayız tabii ama bu süreçte çalışıyor muyum? Bu insanın kendine dönüp kendini sorgulayabileceği bir konu. Çalışıp çalışmadığı. Bu bir sıralama sınavı arkadaşlar nihayetinde. Yani sadece siz değil, şu an milyonlarca öğrenci Türkiye'de, dünyada bu durumu yaşıyor.
Ve ülkemizde de bu bir sıralama sınavı olduğu için girecek olan öğrencilerin hepsi bu durumda. Hepsi şu an evlerinde. O yüzden bu süreci ne kadar fırsata çevireceği de her bir öğrencinin kendi kişisel çabasıyla paralel. Elimizden geleni yaptığımızda bu şekilde de bu sınava girildiğini göreceğiz. İnşallah, inşallah çok iyi olacağına inanıyorum. Merkezi sınavlarla ilgili bunları söyleyebilirim. Bunun dışında şimdi günlük yaşantımızla ilgili birkaç şey söyleyip videoyu tamamlayayım. Ev içerisinde arkadaşlar, ben bu ilk işte evde kalmaya başladığımızda şu duyguları çok yaşıyordum. İşte ya ertelediğim işler, yani işte bir geçsin bu durum şunu yapacağım. İşte dışarıda şu an yapamadığım, dışarıda yapılacak işlere hep özlem duyuyordum. Benim için böyle çok cazibeli hale gelmişti. Şu anda da şöyle düşünüyorum. Gerçekten de bu süreç bittiğinde de eğer keşke demek istemiyorsak, yani evde olsaydım şunu yapardım. Ya vaktim olsaydı şu kitabı okurdum. Vaktim olsaydı şu filmi izlerdim. Vaktim olsaydı şu derse çalışırdım. Gibi cümleleri inşallah bu süreç bittiğinde kurmayalım. Çabamız bu yönde olsun. Yani şu anki zamanı elimizden geldiğince iyi değerlendirmeye çalışalım. Tabii ki bu zamanı değerlendirmek demek sürekli etkinlik yapmak, sürekli bir şey yapmak değil. Gün 24 saat ve gerçekten çok şey sığar. Evde kalmanın tadını zaten çıkarıyoruz. Evdeyiz, evde kalmanın tadını çıkarıyoruz. Kız öğrencilerimiz olsun, erkek öğrencilerimiz olsun, mutlaka mutfak becerilerinizi geliştirin arkadaşlar. Yani bu konuda lütfen girişken olun. Ailenize güzel ikramlar hazırlayın. Bu hem kişinin kendini rahatlatması için hem de bir beceri için bence çok önemli. Kişinin kendine yetecek kadar her şeyi bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir özellik, güzel bir özellik. Siz de yeni tarifler deneyin, yeni bitkiler yetiştirmeye çalışın. Yeni yeni zaten kitaplar okuyacaksınız. Ertelediğiniz, bitirilmemiş işleriniz varsa onları bu dönemde bitirin. Bu şekilde gününüzü çok daha doyumu yüksek bir şekilde yaşayacaksınız ve kendi iç huzurunuzda gerçekten de çok iyi olacak. Ev ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. İnşallah arkadaşlar, hepinizle çok daha güzel günlerde tekrar bir arada olacağız. O yüzden sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.